İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Harbert, Diklanagert arasındaki orman alanında yangın çıktı. Kudüs Ortak Komisyonu Arsak'ın Hınaşhunik köyünün anaokulunun yeniden inşasını finanse edecek. Gürcistan ile Ermenistan arasındaki demiryolu iletişimi 15 Haziran'da yeniden başlayacak. Türk polisi 13 yılda 92 masum çocuğu öldürdü. Ermenistan Cumhuriyeti'nin kırmızı kitabında kayıtlı bitki ve hayvan türleri hakkındaki mobil uygulaması başlatıldı. Türkiye kadın gazetecilere yönelik şiddet açısından dünyada ilk üç içinde yer alıyor. Batı Ermenistan'ın görülecek yerleri, Erzincan'ın taş yolu. 17. Arama Çadıryan Uluslararası Yarışması ikinci kez orkestra şefi düzeyinde gerçekleşecek. Batı Ermenistan'ın Harbert, Diklanagert, Diyarbakır arasında dağlık bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangını 4. gününde de söndürme çalışmaları çok sayıda ekibin katılımı ile sürüyor. Alınan bilgiye göre Elazığ ile Diyarbakır sınırı arasında bulunan Görese bölgesi Kurşunlu Dağı'nda 4 gün önce ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Yangının kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyümesi sonucu Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Yangın nedeniyle Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ilk müdahale aracı, arazöz, iş makinesi ve ekip sevk edildi. Ormanlık alanın sarp ve engebeli olmasından dolayı ekiplerin müdahalede zorlandığı ve yol açma çalışmalarının yer yer sürdüğü bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar yoğunluk kazandı. Kudüs Ermeni Patrikhanesi Şansölyesi Peder Goryun Vartabet Bagdasaryan'ın Armen Pres'e verdiği bilgiye göre Kudüs Ortak Komisyonu Artsakh Cumhuriyeti'nin Marduni bölgesindeki Hunişinak köyündeki anaokulunun yeniden inşasını finanse etmeye karar verdi. Peder Bagdasaryan kendi resmi Facebook sayfasında yaptığı açıklamada köyün 660 nüfusu var. Çalışma sonunda 50 çocuk yeniden yapılan anaokuluna devam etme fırsatı bulacak dedi. Hınaşhunik, Artsakh'ın güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Martuni bölge merkezine 16 kilometre, başkent Stepanakert'e 43 kilometre uzaktadır. Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natya Turnova tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Haziran'dan itibaren Gürcistan ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki demiryolu iletişimi yeniden başlayacak. Bakan Tırnava, 15 Haziran'da ilk Yerevan-Batum treni Tiflis'e hareket edecek. Bu da komşu ülkeden gelen turistlerin Gürcistan'ı, Karadeniz sahillerini, başkenti ve diğer turistik yerleri ziyaret edebilecekleri anlamına geliyor, dedi. Aynı zamanda bakan 1 Haziran'da kara sınırlarının açılmasından bu yana Gürcistan'a turist akışının önemli ölçüde arttığını da sözlerine ekledi. Türkiye'deki Baran Tursun Vakfı tarafından derlenen bir rapora göre Türk polisi 13 yılda 404 masum insanı öldürdü. Bunların 70'i kadın, 92'si çocuk. Rapor ülkedeki silahlı çatışmaları ele almıyor. Ancak sakin zamanlarda polisin orantısız güç kullanmasıyla sivillere yapılan cinayet vakalarını içeriyor. Böyle bir endeksle Türkiye polise öldürme izni veren ülkeler arasında lider konumundadır. Bu cinayetlerle ilgili davaların soruşturulması sırasında sanık polis memurlarının polis talimatlarına uymayan vatandaşları öldürmenin ilk görevleri olmadığını ve sadece kritik durumlarda kullanılmasını unutarak genellikle sadece mesleklerini yaptıklarını iddia etmeleri dikkat çekicidir. Raporda polisin masum bir vatandaşı haksız yere öldürdükten sonra olayı intiharmış gibi sahnelendiği veya kurbanın yanına silah, uyuşturucu ve başka şeyler koyarak gerçekleri tahrif ettiği ve kendi suçu örtbas ettiğine dair sayısız örnek veriliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı tarafından Armen Pres'e verilen bilgiye göre Dünya Çevre Günü'nde Ermenistan Cumhuriyeti bitki ve hayvanların kırmızı kitaplarında kayıtlı türler hakkında bilgi içeren Ermenistan'ın kırmızı kitabının mobil uygulaması hizmete girdi. Bu konudaki uygulama Çevre Bakanlığı ile Ermenistan'daki Almanya Uluslararası İşbirliği Derneği arasındaki işbirliği çerçevesinde geliştirildi. Uygulama iOS veya Android mobil işletim sistemlerini çalıştıran cihazlar için tasarlanmıştır.
Ermenistan'ın Kırmızı Kitabı'nın mobil uygulanması bilimsel ve eğitici bir bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Ermenistan Cumhuriyeti bitki ve hayvanların Kırmızı Kitabı'nda kayıtlı türlerin biyolojik sınıflandırılması, sayısı, habitatı, dağılım yerleri, biyolojisi ve diğer bilgileri yer almaktadır. İnteraktif harita bu türlerin yaygınlığını görmenizi sağlar. Uygulama aşağıdaki linkten indirilebilir. Ermenihaber.im'in yayınladığı habere göre gazetecilik konularında Kadın Koalisyonu dünyadaki kadın gazetecilerin hak ihlalleri, onlara yönelik saldırılar ve yapılan tehditlere ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre Mayıs ayında dünyada kadın gazetecilere yönelik şiddet vakalarının çoğu Belarus, Filistin ve Türkiye'de kaydedildi. Sadece 2021'de Mayıs ayında Türkiye'de kadın gazetecilere yönelik saldırı, şiddet ve tehdit vakalarının sayısı 5'e, dünyada ise 70'e ulaştı. Raporlama döneminde Türkiye'de 3 kadın gazeteci mahkemeye çıktı. Batı Ermenistan'daki Erzincan'ın Ağın Kemalye ilçesinde yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen taş yolu çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumları ve doğal güzellikleriyle her mevsim adrenalin tutkularını ağırlıyor. Kemalye ilçesini Batı Ermenistan'daki diğer bölgelere bağlamak amacıyla 1870'te inşasına başlanan taş yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre Ermenileri başta olmak üzere halk tarafından 132 yıllık çalışma sonucu devletin de verdiği destekle 2002'de tamamlandı. Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen taş yolu zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemalye'yi Divriye ve buradan da İç Anadolu'ya bağladı. Dünyanın sayılı kanyonları arasında kabul edilen Karanlık Kanyon boyunca devam eden 10 kilometrelik uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 45 tünel, çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla her mevsim macera tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yolun yanından geçtiği Karanlık Kanyon'un yüksekliği yer yer 800 metreyi bulmaktadır ve çok derin vadilere sahiptir. Taş yolu günümüzde dünyanın en tehlikeli yollar arasında yer almaktadır. Büyük Ermeni besteci Arama Çadıryan'ın doğum günü olan 6 Haziran'da adını taşıyan 17. Uluslararası Yarışma başlayacak. Armin Press'in haberine göre yarışma bu yıl ikinci kez orkestra şefi düzeyinde gerçekleşecek. 6-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek müzik etkinliğine 15 ülkeden 18-36 yaş arası 20 orkestra şefi katılacak. Yarışmanın jürisine Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı, Sovyetler Birliği Halk Sanatçısı, Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Ulusal Akademi Korosu'nun sanat yönetmeni, baş orkestra şefi Ovanes Çekişyan başkanlık edecek. Maestro Dikran Mansuryan yarışma için özel bir eser besteledi. Uluslararası bu müzik yarışmasının amacı yetenekli genç müzisyenleri belirlemek ve aynı zamanda büyük Ermeni besteci Aram Açadıryan'ın sanatını dünyada yaygınlaştırmaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Seyran Avakyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Keri adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.